arkadaşlar, dosya sunucumuzu File Server'ı kurduk. File Server ile ilgili işlemlere başlamadan önce öncelikle File Server'ın yani dosya sunucumuzun izinleri ile ilgili, klasör izinleri ile ilgili bir hatırlatmada bulunalım. Öncelikle e-diskimizin içerisinde bir klasör oluşturalım. Klasör isimlerine takılmadan A diyelim. A klasörün üzerine sağ tıklayıp Properties dedikten sonra Security güvenlik tabının altında bu klasör üzerinde yetkili olan kullanıcı ve grupları görüyoruz. Kullanıcı zaten direkt yetkisini alıyor. Gruplarda da şu: bir gruba yetki verdiğimiz zaman o gruba üye olan bütün kullanıcılara aynı yetkiyi vermiş oluyoruz. Varsayılan olarak yetkilendirme tabı read only, yani okuma sadece görüntüleme şeklinde açıyor. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yetkilerde bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman edit butonuna tıklayıp örneğin bu klasör üzerinde yeni bir kullanıcıya yetki vermek istiyoruz. Add diyelim. Kullanıcımızın adı Ahmet idi. Check names diyerek Ahmet'i buldu. OK dedikten sonra aşağıda Ahmet'e verebileceğimiz yetkiler ve kısıtlamalar var. Modify yetkisini allow dediğimiz zaman bu kullanıcı bu klasör içerisindeki dosyaları değiştirebilir, tekrar yazabilir, yeni klasör yeni dosya ekleyebilir, yeni klasör ekleyebilir. Read and execute yetkisi şu: read yetkisi zaten kullanıcı hani bir dosyayı orada direkt görebilir. Bir Word belgesini, PDF dosyasını görüp açabilir. Read yetkisi. Execute yetkisi de şu: bir exe programı eğer sunucu üzerinde paylaşıma açıldıysa bu exe'yi kullanıcının çalıştırabilmesi için execute yetkisinin de verilmesi gerekiyor. List folder content yetkisi klasör içerisindeki klasörlerin ve dosyaların listesini görüntülemeye yarıyor. Read yetkisi okuma yetkisi. Write değiştirme, güncelleme yetkisi. Burada temel yetkilendirme tabını görüyoruz. Eğer daha ayrıntılı bir yetkilendirme işlemine tabi tutmak istiyorsak bu kullanıcı Advanced tabına tıkladığımız zaman örneğin hangi kullanıcıydı? Ahmet Karabulut kullanıcısını çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi temel yetkilendirme gene geldi. Ama Show Advanced Permissions dediğimizde daha ayrıntılı bir yetkilendirme listesi geliyor. Örneğin temel yetkilendirmede gözükmeyen Create Folders, hani klasör oluşturma ve klasöre data atma, dosya oluşturma, ondan sonra Write Attributes, dosya özelliklerini değiştirme, klasörün sahibini değiştirme vesaire gibi çok ayrıntılı yetkilendirmeleri bu şekilde yapabiliyoruz. Bu yetkilendirme bu şekilde oluyor. Bir diğer olayımız yetkilendirmedeki kalıtım olayı. Ne demek istiyoruz? Örneğimiz burada yeni bir klasör açtık. Folder. B klasörünü açalım biz burada. Hemen B klasörün üzerine sağ tıklayıp Properties dediğimizde Security tabın altında bak, Ahmet Karabulut. Normalde biz B klasörüne herhangi bir yetkilendirme vermedik ama Ahmet Karabulut yetkilendirmesi geldi buraya. Alt klasörlere yetki otomatik olarak aktarılıyor. Aksi belirtilmediği sürece. Eğer biz alt klasörlere de her bir klasörü tek tek ayrı ayrı yetkilendirmelerini vermek istiyorsa Advanced butonuna gelip Disable Inheritance, kalıtımı devre dışı bıraktı dememiz gerekiyor. Kalıtımı devre dışı bıraktığımız zaman da iki tane seçenek sunuyor bize. Convert inheritance permissions into exlib permissions on this object. Diyor ki kalıtımdan gelen yetkileri buraya aktar ve sonra bağlantıyı kopar. Remove all inherited permissions from this object'te kalıtımdan gelen bütün yetkileri buradan sil. Biz önce convert inheritance diyerek işlemi yapalım ve B klasöründe nasıl bir yetkilendirme matrisi oluşmuş onu görelim. Permissions, security. Gördüğünüz gibi bütün yetkiler buraya direkt gelmiş. Bir de diğerini, yani remove all olan seçeneği denemek için C klasörünü yapalım. Perm, security, advanced, disable inheritance, remove all inherited diyelim. Burada diyor ki bütün yetkiler silinecek. Çünkü biz bu C klasörüne özgü herhangi bir işlem yapmadık. Yes diyelim. OK dedikten sonra şimdi C klasörünü görelim. Properties, security. Gördüğünüz gibi yetkilendirme tabında
boş bir ekran geliyor. Yani bu klasör üzerinde herhangi bir kişi ya da grup yetki sahibi değil. Temelinde yetkilendirme bu şekilde arkadaşlar. İleriki derslerimizde file server ayarlamalarında yetkilere daha ayrıntılı girmeye çalışacağız. Şimdi biz burada dosyayı silmeye çalışıyoruz ama buranın içerisindeki C diskini silmeye bizim yetkimiz olmadığı için dolayısıyla A diskinde A klasöründe silemiyor. Örneğin bakın B'yi silmiş. C'yi silmek için Properties, Security, Edit, kendi kullanıcımızı buraya ekleyelim. Administrator kullanıcısını buraya ekleyelim ve full kontrol verelim. Sınırsız yetki. Şimdi silmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi silmede herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Burada NTFS yetkilerini de gözden geçirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde biz artık bir dosyayı kullanıma açmayı ve client'ta yani şu Windows 8 tarafında bu dosya erişimin nasıl olduğu ile ilgili işlemleri görüyor olacağız.